Değerli arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin, 2024 Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile birlikte alan değişikliğine gitti. Yani Türk Dili Edebiyatı, Türkçe bölümü ve diğer bölümlerin hepsinde arkadaşlar biliyorsunuz müfredat değişikliği oldu. Ben de bu yıl KPSS'de alan eğitiminde bunlarla ilgili biliyorsunuz çok fazla soru geliyor ve ben de işimizi şansa bırakmayalım diyorum. Dedim. O açıdan sizler için arkadaşlarım bu videoyu oluşturmak istedim. Tabii ki biz önlemimizi alalım çünkü bizler için çok önemli bir sınav biliyorsunuz. Milyonların girdiği bir sınav, hatta binlerce kişi giriyor ÖABT vesaire. Biz de arkadaşlar hem eski model 2018 modeline bir göz atalım şöylece hem de bu yeni çıkmış olan 2024 Maarif modeline göz atmak için bu videoyu oluşturmak istedim değerli arkadaşlarım. İnşallah faydası olur ve sınavda hep birlikte faydalanırsınız diyorum arkadaşlarım. O halde ben şimdi ekranımı yansıtacağım ve bu yeni modeli hep birlikte inceleyeceğiz değerli arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlarım şöyle birazcık kendimi büyüteyim. Evet, gördüğünüz gibi Milli Eğitim Bakanlığı arkadaşlarım öğretim programını güncelledi ve artık 2024 Türkiye Yüzyılı Maarif modeline girmiş bulunuyoruz. Dediğim gibi işimizi şansa bırakmak istemiyorum ve önemli gördüğüm yerleri sizlerle birlikte okuyup bakacağız arkadaşlarım. Şimdi hemen kalemimi seçip başlıyorum uzatmadan. Türk Dili Edebiyatı dersi öğretim programına baktığımızda değerli arkadaşlar, Türk Dili Edebiyatı dersi öğretim programı metinler aracılığıyla öğrencilerin edebiyatla tanışmaları, Türk dilinin inceliklerini keşfetmeleri, dil becerilerini etkin kullanmaları ve edebiyat aracılığıyla olay ve olgulara eleştirel bir bakış açısıyla bakmaları ve estetik zevk edinmeleri amaçlanmaktadır. Öğrencilerin sadece edebi metinlerle değil, aynı zamanda kültürel, tarihsel, toplumsal ve felsefi açılardan da donanımlı bireyler olmaları öngörülmektedir. Bu nedenle programda tematik yaklaşım benimsenerek öğrencilerin edebiyata karşı daha bütüncül bir bakış açısı kazanmaları hedeflenmektedir. Türk Dili Edebiyatı ders öğretim programı alımlama ve üretim olmak üzere iki temel beceri üzerine yapılandırılmıştır. Bakın bunlar önemli gelebilir. Programın doğasına uygun olarak alımlama becerileri, okuma ve dinleme, izleme, metin tahlili, üretim becerileri, yazma ve konuşma edebiyat atölyesi başlığıyla ifade edilmiştir demiş. Yani alımlama derken metin tahlili, üretim derken edebiyat atölyesi karşımıza çıkıyor değerli arkadaşlar 2024 eğitim programında. Türk Dili Edebiyatı ders öğretim programında içerik yani tematik bir yaklaşım benimsenerek yani düzenlenmiştir. Tematik bir yaklaşım benimsenerek içerik düzenleniyor. Programda tema, programın genel amacını ve hedeflerini yansıtan, programın tüm içeriğini kapsayan ve programın bütünlüğünü sağlayan bir kavramdır. Tematik yaklaşım sayesinde program içerikleri arasında ilişki sağlanarak program daha anlaşılabilir hale geliyor. Ve bu yaklaşım öğrencinin farklı disiplinler arasında bağlantı kurmalarını ve daha derin bir anlayış geliştirmelerini sağlayabiliyor. Türk Dili ve Edebiyatı öğretim programında içerikler belirlenirken öncelikle her bir sınıf düzeyinde kazandırılması gereken bilgilerle geliştirilmesi gereken beceriler sağlanıyor ve bu şekilde genel amaçlar oluşturularak genel amaca ulaştıracak temalar belirleniyor. Bunlar dört tema üzerine kurulmaktadır. Hangisi? Bunlara bakalım. Her bir temanın öğrenme ve çıktısına, genel program amacına, katkısına yönelik bir örüntü oluşturulmuştur. Mesela 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, programın genel amaçları, tema çerçevesi, öğrenme çıktıları. Türk Dili Edebiyatı dersi öğretim programı, öğrencinin edebiyat alanındaki bilgi birikimlerini yapılandırma sürecine odaklanıyor. Bu yapılandırma, öğrencinin yeni metinlerle karşılaşmaları, bu metinler üzerinden düşünme yeteneklerini geliştirmeleri ve edebi kavramları bir araya getirerek bilgiyi inşa etmeleri üzerine kurulmuştur. Bakın çok önemli. Program öğrencilerin edebiyata yönelik edindikleri bilgi, beceri, tutumla kendi yeteneklerini keşfetmelerini ve bunları diğer derslerde ve günlük hayatlarında kullanmalarını amaçlıyor. Bu bağlamda öğrenciler çeşitli metinleri anlamlandırmaya ve dilin inceliklerini keşfetmeye teşvik etmiştir. Türk Dili Edebiyatı dersinde öğrencilerin merkeze aldığı aktif öğretim yöntem ve tekniklerini temel almaktadır. Aktif öğretim önemli. Söz konusu yöntem ve tekniklerin öğrenci etkileşimini sağlayan ve bilgiyi keşfetmesini destek veren işbirlikte öğrenmeler, tartışma, problem çözme, proje tabanlı öğrenme ve farklılaştırılmış öğretimin kullanılacağı öğrenme ortamlarıdır. Böylece öğrencilerin etkileşim içinde öğrenmelerini birlikte çalışarak bilgiyi derinleştirmelerini ve yaratıcı düşünmelerini geliştirmeyi amaçlıyor. Burada süreç izleme ve değerlendirme önemlidir. Bunlar kontrol edilerek öğrencilere geri bildirim verilmesi sağlanıyor değerli arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bazı yerleri sarıya boyadım ben az önce. Kontrol ettim şöyle önemli gördüğüm yerler ama bunlar da önemli. Burada dilin evrensel ve yerel boyutları ele alınarak öğrencilerin edebi eserler aracılığıyla düşünsel ve duygusal zenginlik kazanmaları hedefleniyor.
Program öğrencilerin edebiyat alanındaki bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirirken aynı zamanda onların bütüncül bir şekilde gelişmelerini olanak sağlıyor. Ve yine derinlemesine öğrenmeyi teşvik ediyor. Geleneksel Türk edebiyatı ile modern Türk edebiyatı arasında bağlantı kurarak öğrencilerin geçmişle günümüz edebiyat ve gerçek yaşam arasındaki köprüleri kurmasını, bu bağlamda Türk kültürüne ait unsurları, kavramları sağlayacak bir içerik üzerine inşa edilmiştir. Ayrıca dersin içeriğinde son dönemdeki yenilikler takip edilerek öğrencilerin çağdaş edebi eserlerle etkileşime girmeleri hedeflenmiş ve çağın dil ve edebiyat anlayışını fark etmeleri amaçlanmıştır. Burada Türk Dili Edebiyatı öğretim programında disiplinler arası bir yaklaşım benimsenerek yani sosyoloji, tarih, felsefe gibi alanlarla Türk Dili Edebiyatı dersinin kesişim noktaları belirlenmiş ve öğrencilere farklı disiplinlerdeki bakış açılarının edebiyata nasıl yansıdığı gösterilmiştir. Programlar arası bileşenler arasından ders, öğrencilerin analitik düşünme, öğrencilerin analitik düşünme yeteneklerini geliştirmek ve metinler arası ilişkileri keşfetmek, eleştiri okuma ve yazmayı alışkanlık haline dönüştürmeyi amaçlamıştır. Edebi eserler yoluyla öğrencilerin programın içerisinde belirtilen sosyal, duygusal öğrenme becerileri, değerler ve okur yazarlık becerilerinden elde ettikleri kazanımları günlük hayata aktarmaları hedeflenmiştir. Evet, burası çok önemli. Bakın, Türk Dili ve Edebiyatı dersi öğretim programı öncelikli olarak öğrencilerin dinleme, izleme, konuşma, okuma ve yazma dil becerilerini geliştirmeye, edebiyatı günlük hayatta ilişkilendirerek edebiyat sevgisi edindirmeye odaklanmıştır. Bundan hareketle metin tahliliyle okuma ve dinleme, izleme becerilerini geliştirirken öğrencilere etkin okur kimliği kazandırmayı, edebiyat atölyesiyle etkin yazar kimliği oluşturmayı hedefliyor. Metin tahlili süreci öğrencilerin özgün içerikler oluşturmasına ve zengin bir söz varlığı edinerek üst düzey düşünme becerilerini geliştirmesine odaklanıyor. Öğrencilere edebiyat atölyesiyle kendi özgün ürünlerini oluşturma fırsatını sağlıyor ve öğrencilerin alımlama ve üretim becerilerini eşit oranda geliştirmelerine fırsat tanıyacak çeşitli öğrenme yöntemleri kullanıyor arkadaşlar. Burada ölçme ve değerlendirme sürecinde bireysel farklılıklar dikkate alınarak hem sonuç hem de ürün temelli bir yaklaşım benimseniyor değerli arkadaşlar. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun ikinci maddesinde ifade edilen Türk Milli Eğitimin genel amaçları ve temel ilkeleri şunlardır. Dinleme, izleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini etkin bir şekilde kullanabilmeleri, okuduklarından, dinlediklerinden, izlediklerinden hareketle söz varlığını zenginleştirme ve okuduklarından, dinlediklerinden, izlediklerinden hareketle sorgulama, yorumlama, değerlendirme, bunun dışında okuduklarından, dinlediklerinden, izlediklerinden milli ve manevi değerleri edinmeleri ve bu değerleri içselleştirerek yaşantılarına aktarmaları, okumayı alışkanlık haline dönüştürerek etkin okur kimliği edinebilmesi, konuşma ve yazma kurallarına uygun etkili iletişim kurabilmesi, belirlediği tür ve içerikte metin oluşturarak yazılı ürün ortaya koymayı alışkanlık haline getirmesi, belirlediği tür ve içerikle ilgili sözlü ürün ortaya koymayı alışkanlık haline getirebilmesi, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinlikleri dinleme, izleme zevki ve alışkanlığı kazanabilmesi, toplu medya kaynaklarından ve basılı materyallerden amacına uygun bir şekilde kullanabilmesi, sanatsal değerleri fark edip estetik zevk geliştirebilmesi, Türk ve dünya edebiyatından metin örnekleri inceleyerek evrensel farkındalığı geliştirebilmesi ve Türk kültürü ve diğer kültürler arasında ilişki kurarak kültürel duyarlılık geliştirebilmesi çok önemlidir değerli arkadaşlar. Yine burada Türkiye Yüzyılı Maarif modeli ortak metninin benimsediği ilke ve yaklaşımlarla bu modelin bileşenleri şöyle şekillenmiş. Türkiye Yüzyılı Maarif modeli ortak metni, Türk Dil ve Edebiyatı dersinin öğretme ve öğrenme sürecinin planlanması, öğretme, öğrenme, uygulama ve yaşantılarının tasarlanması, ölçme değerlendirme süreçlerinin planlanması, hazırlanacak materyal ve kitap yazım süreçleri için referans kaynak olarak kullanılacaktır. Tüm eğitim ve öğretim süreçleri ile kitap ve materyallerin tasarım süreci Türkiye Yüzyılı Maarif modeli ortak metninde yer alan öğrenci profilinin hayata geçirilmesine hizmet edecek şekilde planlanmış ve yürütülmelidir diyor. Yine burada baktığımızda arkadaşlar, Türk eğitim ve öğretim süreçleri Türkiye Yüzyılı Maarif modeliyle hedeflenen öğrenci profiline uygun, milli manevi değerlerimizi tanıyan, geçmiş ve bugün arasına bağlantı kurarak geleceğe yön veren yetkin ve erdemli öğrencilerin yetişmesine hizmet edecek çeşitli planlamalar yürütmektedir. Türkçemizin doğru ve etkili kullanımına, öğrencilerin söz varlığının ve dil becerilerinin geliştirilmesine özen gösterilmiştir. Öğrencilerin aktif yatırımının sağlandığı bir öğrenme ortamı ve düşünce özgürlüğünün paylaşıldığı sosyal ve duygusal becerilerin gelişiminin desteklendiği bir sınıf ortamı oluşturulmalı. Araştırma ve sorgulama, deney, gözlem gibi bilimsel faaliyetlerde sınır arası ve bağlam temelli bir yaklaşımla
Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından planlanmalı ve işletilmelidir. Ünitelerin işleniş sırası ve ünitelere ayrılan süre öğretim programında belirlenmiştir. Bununla birlikte zümre öğretmenleri öğrenci düzeylerini ve çevresel şartları dikkate alarak planlamalarını yapmalıdırlar. Bilgi ve beceriler içerik çerçevesinde yeni anlamlı bütünler oluştururken kuramlar arası bileşenler, sosyal duygusal öğrenme becerileri, değerler, okur yazarlık becerileri gibi öğrenmenin anlamlı bir parçası haline getirilmelidir. Değer, eğilim, okur yazarlık ve sosyal duygusal öğrenme becerilerinin notla değerlendirilmesi gerekmemekte ve gerekmemekle birlikte gelişimi değerlendirmek amacıyla performans görevleri, ödev, bunun gibi ölçme araçlarında ve dereceli puanlama anahtarı yani rubrik dediğimiz dikkate alınan ölçüler arasında bu program bileşenlerinde yer verilmedir. Yani gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar burada not değerlendirmesi ön plana değil. Hangisi? Performans değerlendirme. Yine programda yer alan öğrenme öğretme yaşantıları öğrencilere bütüncül bir bakış açısı kazandıran, kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine hizmet eden, farklı öğretim ve yöntem tekniklerini işe koşan, disiplinler arası ilişkileri görmeyi kolaylaştıran kapsamlı bir çerçeve sunuyor. Kitap yazım sürecinde öğrenme yaşantılarından verilen içerikler dışında güncel içerikleri ve farklı ilişkilerine de yer verilmelidir demiş. Öğrencinin hazır bulunuş düzenleri ve öğrenme stilleri göz önünde bulundurularak öğrenme çıktılarıyla tutarlı olarak farklı öğretim materyalleri mesela bilgi notu, sunum, etkinlik, çalışma kağıdı, proje gibi okuma parçaları gibi bunlar yapılandırılmalı ve kullanılmalıdır. Öğretim materyalleri hazırlanırken zümre öğretmenleriyle ve diğer branşlarla çalışan öğretmenlerle işbirliği yapılmalıdır. Başvuru değerlendirme yöntemleri öğrencinin yeteneklerine, ihtiyaçlarına ve özel durumlarına göre çeşitlendirilmeli, bilgi ve becerilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ilgi çekici günlük hayatla ilgili uzak ya da yakın çevrede karşılaşabilecek problemlere dair görevler verilmeli, öğrenciye yönelik yargısal nitelik taşımayan ve onları motive eden geri bildirimler sağlanmalı, dijital teknolojilerden ve oyunlardan faydalanılmalıdır. Zenginleştirme veya destekleme bölümünde yer verilen içeriklere ders kitaplarında yer verilmeyecek olup sadece e-içerik olarak sunulabilir bunlar. Bakın burası önemli. Zenginleştirme veya destekleme bölümünde yer verilen içeriklere ders kitaplarında yer verilmeyip sadece e-içerik olarak bunlar sunulabiliyor. Çünkü bunlara baktığımızda zenginleştirme ve destekleme uygulamaları ihtiyaç halinde sınıftaki farklı öğrencilerin gereksinimlerine cevap verebilecek şekilde planlanmalıdır. Öğretim programında önemli şahsiyetlere vurgu yapılmaktadır. Bakın bu çok önemli. Bu nedenle önemli şahsiyetlerin biyografileri verilirken ezber yönteminden kaçınılmalı. Bak sınavda gelebilir. Haberiniz olsun. Bu kişilerin söz konusu alana katkılarına ve ortaya koydukları eserlere vurgu yapılmalıdır. Yani biyografiden ziyade eserleri. Sosyal bilimler liselerinde zenginleşilmiş bölümde yer alan öğrenciler bağlamında içeriklerin ele alınması, işlenmesi zorunludur. Program alan becerileri, kavramsal beceriler, eğilimler, kuramlar arası bileşenler, sosyal duygusal öğrenme becerileri, değerlik, okur yazarlık becerileri, disiplinler arası ilişkiler, beceriler arası ilişkiler, içerik çerçevesi, anahtar kavramlar, öğrenme kanıtları, öğretme öğrenme yaşantıları yani temel kabuller, değerlendirme süreci, köprü kurma, öğretme öğrenme uygulamaları, farklılaştırma yani zenginleştirme, destekleme ve öğretmen yansıtmaları göz önünde bulundurularak hazırlandığı için öğrenme çıktıları temalarda belirtilen sarmallık ve ardışıklık ilkeleri doğrultusunda ele alınmalı. Bakın çok önemli sınavda gelebilir. Üç aşamadan oluşan köprü kurmanın ilk aşamasında temanın işlenmesini kolaylaştıracak ön bilgiler ile başlanmalı. İkinci aşamasında öğretme öğrenme uygulamalarında yapılacak özetlenmeli. Son aşamada ise öğrencinin bu tema aracılığıyla geliştireceği bilgi ve becerileri Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin hangi temasında ön bilgi olarak ele alınabileceği ya da hangi disipline aktaracağı ve özellikle yaşamında hangi alanlarda kullanabileceği belirlenmelidir ifadesi eklenecektir. Program 4 temel dil becerisini odağa aldığından özellikle okuma ve dinleme, izleme becerisi, dil bilgisini, söz varlığı, dil bilgisi gibi sağlayan öğrenme alanı olarak ele alınmalı. Bu becerilerde edinilenlerin edebiyat atölyesinde konuşma ve yazma becerilerinin kullanımıyla üretime dönüşmesi sağlanmalıdır. Programda tam metin okutulması ve bu metnin tahlil edilmesi söz konusudur. Bu bağlamda öğrencilerin farklı metinlerle karşılaştırabilmesini sağlamak için tema ve tahlil edebilecek metinlerle ilişkili ara metin metinler kullanılmasına dikkat edilmeli. Ara metin vurgusu olmayan temalarda da öğrencinin içerikle ilişkili ara metinlerle metinler arası ilişki kurması sağlanmalı. Metinler aracılığıyla kültürel etkileşim sağlanırken derinlemesine bir edebiyat tarihine girilmemeli. Edebiyat tarihi ve türler dersin tamamlayıcı öğeleri olarak kullanılmalı ve öğrenciler metinlerin yazıldığı bağlamların önemini kavramaya teşvik edilmelidir. Metin tahlili sırasında bilim ve sanat disiplinlerinin yöntem ve teknikleri kullanılmalı. Böylece öğrenciler becerileri günlük yaşamda ilişkilendirmeli,
Metinler disiplinler arası bir bakış açısıyla ele alınabilmelidir. Dersin işleyişinde değerler belirlenen metinlere göre ve ders işleme sürecinde şekillenmeli ve öğrencilere bu değerler ders materyalleri ve öğretmen rehberleriyle aktarılmalıdır. Değerler eğitimi metin tahlili ve edebiyat atölyesi sürecinde örtük bir şekilde işlenmelidir. Bak burası önemli. Değerler eğitimi metin tahlili ve edebiyat atölyesi sürecinde örtük bir şekilde işlenmelidir. Programda belirlenen tema ve öğrenme çıktıları ihtiyaç ve işlev temeli olarak açıklanmalıdır. Bu nedenle dil bilgisiyle ilgili kuralların ancak dinleme, izleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerinin gelişimine katkı sağladığı sürece gerekli olduğu unutulmamalıdır. Bak burası önemli madde. Dil bilgisi ile ilgili kurallar ancak dinleme, izleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerinin gelişimine katkı sağladığı sürece gerekli olduğu unutulmamalıdır. Bilgi ve beceri içeren bu dersin içselleştirilmesinde öğrencinin motive olması ve derse yönelik yorumlu tutum geliştirilmesi öncelenerek her sınıf düzeyinde öğrencinin edebiyat atölyesinde gösterdiği performanslar takdir ve teşvik edilmelidir. Bu bakımdan öğrencinin basit telaffuz ve yazım hatalarının düzeltilmesinde onların özgüvenlerini kıracak tutum ve davranışlardan özellikle kaçınılmalıdır. Türk dili ve edebiyatı sadece ders içeriklerinde değil, ders dışında ve günlük hayatın her safhasına yayılan uygulamalarla gelişen aşamalı bir süreçtir. Bu nedenle dersle ilişkili sınıf dışı etkinlik ve görevler tasarlanmalı, bu sürece ailelerin de katılımı desteklenmelidir. Programda öğrenme çıktılarının öğrenciye nasıl sunulabileceğiyle öğrenme şartları bölümünde örneklendirilmiştir. Sınıf uygulamalarında öğrenme çıktılarının öğrenci işbirliğine dayalı etkinliklere sunulmasına dikkat edilmelidir. Programın uygulama aşamasında öğrenme kanıtları, ölçme ve değerlendirmeye yönelik araçlar öğrencinin sınıf düzeyine uygun yapılmalıdır. Programda belirlenen öğrenme çıktılarının ölçülmesi ve derinlemesinde sadece sonuca değil öğrencilerin hazır bulunuşları ve öğrenim sürecini de değerlendirecek araçlar kullanılmalıdır. Ayrıca öğrencilerin kendilerini, akranlarını değerlendirmelerine imkan tanıyacak ölçme araçlarından faydalanılmalıdır demiş değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, umarım sıkılmıyorsunuzdur. Biraz hızlı anlatmış olabilirim. Ama siz tabii ki isterseniz bunu hızlandırarak dinleyin, isterseniz yavaşlatarak dinleyin. Sonuç olarak bunlar önemli olduğu için ve gelme ihtimalini düşündüğüm için, çünkü 2024 yılında oluşturuldu ve biz bu sene sınava gireceğiz, dediğim gibi önemli gördüğüm için alıyorum. Hani gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama önemli olduğunu düşündüğüm için. Çünkü dediğim gibi az önce bizim için bir soru daha olsa arkadaşlar önemli. Şimdi programlar arası bileşenler demiş. Bunlar çok önemli değil aslında. Okuryazarlık bağlamında öğrenme süreçleri demiş. Burada işte öğrencilerin bilişsel, duyusal, ahlaki, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak adına okuryazarlık sadece bilgi kazandırma odaklı değil, aynı zamanda beceriler, değerler, kültürler, unsurlar ve disiplinler arası etkinlikleri içeren zengin içeriklere desteklenmelidir. Bu bağlamda öğrencilerin kendilerini yeni durumlara adapte edebilme, değişimi fark edebilme ve öğrenme yetenekleri ve teknolojideki gelişmeleri uygulayabilme gibi becerilerini geliştirmek için okuryazarlık bütüncül bir modelin temel hedeflerinden biridir. Becerilerin işlevselliği, konu ve kavramların genişleyerek öğrencilerin farkındalık, işlevsellik ve eylemsellik düzeylerini arttırarak daha derin bir anlayışa ulaşmasını sağlamaktadır. Öğrencinin toplumun bir ferdi olduğu göz önüne alındığında farklı dil kullanım alanlarında okuryazarlık becerilerine ihtiyaç duyacağı bir gerçektir. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde karşılaşacağı içerik ile öğrencinin okuryazarlık becerilerinin kazanmasını sağlanması amaçlanmaktadır. Evet, değerler var, sosyal duygusal öğrenme becerileri var. Değerlere baktığımızda bunlar önemli. Edebiyat dersinde değerlerin vurgulanması metin seçimiyle başlar. Öğrenme yaşantılarında organik süreçte devam eder. Öğrencilere değerleri pozitif örneklerle sunarak karakterlerin, olayların ve temaların değerlerle uyumlu olduğu eserler tercih edilir. Metin tahlilinde öğrenciler değer odaklı düşünmeye teşvik edilir ve metindeki karakterlerin değerlere uygun davranışlarını anlamaları için empati geliştirir. Atölye çalışmaları öğrencilerin kendi eserlerini oluşturarak değerleri içselleştirmelerini sağlanacak şekilde yapılandırılmalıdır. Öğretmenler değerleri saygıyı modelleyerek rol modeller olurken farklı kültürleri ve değerleri anlamalarını olanak tanımalı. Böylece öğrenciler evrenselliği ve farklılıkların zenginliğini keşfedebilmelidir. Bu unsurlar öğrencilerin edebiyat aracılığıyla değerleri derinlemesine anlamalarına, kişisel gelişimlerini ve günlük hayatta kullanmalarına katkıda bulunabilir. Sosyal duygusal öğrenme becerileri. Metin seçiminde karakterlerin duygusal zenginliği ve sosyal ilişkileri göz önünde bulundurularak sosyal duygusal öğrenme becerileri işe koşulmalıdır. Ders işleniş sürecinde bu beceriler organik olarak işlenir. Öğrenciler metinler üzerinden empati geliştirmeye teşvik edilmeli. Karakterlerin duygusal dönüşümleri ve toplumsal ilişkileri analiz edilerek değerlendirme yapmaya sağlanmalıdır. Atölye çalışmaları ve tartışmalar öğrencilerin metinlerdeki duygusal tonu anlamalarına ve sosyal etkileşimleri kavramalarına yardımcı olmalıdır.
Öğrencilerin duygusal zeka, empati ve iletişim becerilerini güçlendirmeye olanak tanırken aynı zamanda edebi eserlerde duygusal bağ kurmaları ve insan doğasını keşfetmeleri amaçlanmıştır. İçerik çerçevesine baktığımızda arkadaşlar çok bir şey kalmadı bu arada. Biraz sıkılmış olabilirsiniz ama bunlar çok önemli şeyler diye anlatmak zorundayım. Temalar belirlenirken yani içerik tema belirlenirken belirlendikten sonra her bir temayı oluşturacak içerikler metin tahlili ve edebiyat atölyesi bağlamında belirlenmiş Türk Dili ve Edebiyatı dersi öğretim programının metin tahlili içerik çerçevesi şöyledir. Edebi metin, öğretici metin ve çok modlu metin. Şimdi bakalım bunlar nedir? Edebi metinler sanatsal değeri olan, duygu ve düşünceleri ifade eden, okura estetik haz veren metinlerdir. Bu metinler her okunduğunda veya söylendiğinde yeniden kurulup anlamlandırılabilir. Bak burası önemli. Edebi metinlerin anlamı okurun bakış açısına ve kişisel deneyimine göre değişebilir. Edebi metinler dönemi temsil eden veya dönemin dilini yansıtan belge niteliğinde de olabilir. Örneğin bir şiir o dönemin kültürel ve sosyal değerlerini yansıtabilir. Ve artık ikincisine öğretici metinler. Öğretici metinler biliyorsunuz bilgi vermek, ikna etmek, kanıları değiştirmek, sorgulatmak, yönlendirmek, tanıtmak gibi amaçlarla yazılan metinler. Bu metinlerde konu, amaç, bakış açısı, anı düşünce, yarın düşünce gibi unsurlardan oluşuyor. Öğretici metinlerde tanımlama, açıklama, sınıflama, sıralama, karşılaştırma, problem çözme, sebep sonuç, örnekleme, betimleme gibi anlatım teknikleri kullanılıyor. Çok modlu metin. Çok modlu metinler dilsel, görsel ve işitsel gibi birden fazla duyuya aynı anda hitap eden metinlerdir. İşte dinleme, izleme becerisi gibi kullanılacak bu metinler edebiyatın yanı sıra bilgi ve medya okur yazarlığını geliştirmeye yardımcı olur. Evet, metin tahlil sürecinin aşamaları. Şimdi burada aşamalar var değerli arkadaşlar. Öğrencilerin metni okumaya başlamadan önce metnin dış özelliklerinden, başlığından, görsel unsurlardan hareketle tahminde bulunması istenir. Bak burası önemli. Metnin türüne göre okuma yöntemi ve stratejisi buraya söyleyemedim. Neyse yöntemi siz öyle bilin. Metnin türüne göre yöntemi belirlenir. Öğrencilerin metni okuması ve metnin konusu hakkında genel bir bilgi edinmesine yönelik soruları cevaplaması istenebilir. Öğrencilerden konu, tema, yardımcı fikirler ve ana fikrine yönelik incelemelerde bulunması istenebilir. Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi, metindeki bilgilerin sunuluş şeklini sorgulaması, metne kendi duygu ve düşünceleriyle yaklaşması amacıyla öğrenciye sorular yöneltilir ve öğrencinin soruları cevaplaması amaçlanır. Öğrencinin okuduğu metnin türüne göre yapı unsurlarına ilişkin sorgulamalar yapması ve metnin yapı unsurlarının metnin içeriğine göre olan katkısının değerlendirilmesi amaçlanır. Bu amaçla oluşturulacak sorulara öğrencinin cevap vermesi sağlanabilir. Öğrencinin okuduğu metnin türüne göre dil ve anlatım özelliklerini belirlemesi, yazarın üslup seçimini sorgulaması amaçlanır. Bu amaçlara ulaştırılacak sorulara öğrencinin cevap vermesi sağlanır. Öğrencinin okuduğu metnin tahlil aşamalarına göre içerik, yapı, üslup bakımından inceleyip bir sonuca ulaşması istenir. Bunun yanı sıra öğrencilerin metni oluşturduğu dönem, yazarı manevi evrensel değerlerle ve diğer disiplinlerle ilişki kurması sağlanır. Bu amaçlara ulaştırılacak sorulara öğrencinin cevap vermesi beklenir. Türk Dili ve Edebiyatı dersi öğretim programının edebiyat atölyesi içerik çerçevesi şöyledir. Sözlü ve yazılı üretim. Şimdi sözlü üretim, bireysel ya da gruplar sunumlar, canlandırmalar, pardon arkadaşlar, bireysel ya da grupla sunum, canlandırma, hikaye anlatımları, şiir dinletileri, röportaj yapma, münazara gibi grup tartışmaları gibi bireysel ve etkileşimli sözlü görevlerdir. İkincisi yazılı üretim. Betimleyici paragraf yazma, şiir oluşturma, afiş hazırlama, film şeridi hazırlama, çevrim içi yazma, blog oluşturma, e-posta, dilekçe yazma gibi bireysel ve etkileşimli yazma görevleri de yazılı üretim olarak geçiyor değerli arkadaşlarım. Evet gördüğünüz gibi şimdi artık Türk Dili Edebiyatı dersi öğretim programına geldik. Gördüğünüz gibi burada hazırlık var. 9. sınıf, 10. sınıf, 11. ve 12. sınıfta tema içeriğinden bahsetmiş. İşte öğrencinin edebiyatla tanışığı, edebiyatın güzel sanatlar içindeki yerini belirlediği, edebiyatın önemini ve işlevinin edebi metinlerinin metin ve yapı unsurlarıyla üslup özelliklerini incelediği dönemdir demiş. Birinci temadan bahsetmiş. İkinci tema bir. Üç ve dördüncü temadan oluşuyor gördüğünüz gibi. Ve 9, 10, 11. sınıflarda yani 12. sınıfa kadar arkadaşlar. Burada birinci temada işte hepsi sanatın dilinden başlamış. Değişmiş fark ettiyseniz hepsi değişiyor. Sonra işte demiş ki sınıf düzeninde temada okuma ve dinleme izlemede kullanılabilecek metin türleriyle konuşma ve yazmaya yönelik edebiyat atölyesi çalışmaları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Evet burada gördüğünüz gibi arkadaşlar işte hazırlık sınıfında ne yapılması gerekiyorsa burada temaları yazmış. Bunun dışında 9. sınıfta temalar var. 10. sınıftaki temaları görüyorsunuz. 11. sınıftaki temalar, 12. sınıftaki temalar arkadaşlar burada oluyor. Burada temalar arasında bir
örüntü olmasını sağlamak için her sınıf düzeyinde bir örüntü kurulmaya çalışılmış. Her tema iki okuma, bir dinleme metni üzerinden kurgulanmıştır. Burası önemli. Öğrencilerin farklı metin türleriyle karşılaşabilmesi için alımlamada özellikle okuma becerisinde ara metinlerle metinler arası ilişki kurulması hedefleniyor. Temada yer verilecek ara metinler belirtilmiştir. Burada edebiyat atölyesinde öğrencinin karşılaşabileceği etkinlik türlerini çeşitlemek amacıyla ana ve ara türlerin verilmesine alımlamada girdi neyse çıktığının eş güdümü olmasına dikkat edilmiştir. Öğrenme öğretme uygulamaları, öğrenci merkezli yaklaşım, anlamlı ve bağlamsal öğrenme, öğrenme çıktılarının belirlenmesi, öğrenci katılımı ve etkileşimi, farklılaştırılmış öğretim, değerlendirme ve geri bildirim, öğrenci çeşitliliği, esneklik. Bunlar bizim için önemli temalar. Bakalım bunlara, öğrenme öğretme uygulamalarına sınavda gelebilir. Hangisi? İşte 2024 eğitim programına göre öğrenme öğretme uygulamalarından biri değildir diye bir soru gelebilir. Mesela öğrenci merkezli yaklaşım. Burada öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına, ilgi alanlarına ve öğrenme profillerine uygun olarak öğrenme etkinlikleri düzenleniyor. Öğrenciye aktif kalacak farklı öğrenme öğretme yöntem ve teknikleri kullanılıyor. Mesela 5E modeli, okuma çemberi, farklılaştırılmış öğretim ve tartışma yöntemleri gibi öğrenme ve öğretme sürecinde bunlar işe koşuluyor. Yine anlamlı ve bağlamsal öğrenme var. Öğrencilerin günlük hayatlarından ve deneyimlerinden yola çıkılarak anlamlı öğrenmeleri, deneyimleri sunulmalıdır. Öğrenme ortamı öğrencinin edindiği bilgi, beceri ve tutumu kendi yaşantısında kullanmasına fırsat verecek şekilde düzenlenebilir. Öğrenme çıktılarının belirlenmesi, öğretim süreci öğrencinin edinmesi gereken temel bilgi, beceri, değer ve tutumlar üzerine odaklanmalıdır. Öğrenci katılımı ve etkileşimi öğrenci sürecinde öğrencinin aktif katılımını destekleyecek şekilde planlanmalı. Dersin başlangıcı öğrencinin dikkatini çekecek nitelikte ve öğrencinin ön bilgileri üzerine kurgulanmalıdır. Bu süreçte öğrencinin konuya ilişkin hem ön bilgileri belirlenmeli hem de derse ilişkin öğrenci motivasyonu sağlanmalıdır. İçerik öğrencinin bilgiyi keşfetmesini sağlayacak şekilde yapılandırılmalı. Özellikle bilginin keşfedilmesinde ve inşa edilmesi sürecinde öğrencilerin birbirleri arasındaki etkileşim halinde olması sağlanmalıdır. Dersin sonunda öğrencinin öğrendiği bilgi, beceri ve tutumu yaşamına aktarması sağlanmalıdır öğrenci katılımı ve etkileşiminde. Farklılaştırılmış öğretimde öğrencilerin farklı öğrenme hızları, beceri düzeyleri ve ilgi alanları göz önünde bulundurularak öğretim içeriği, süreç ve ürünler çeşitlendirilmelidir. Değerlendirme ve geri bildirime baktığımızda sürekli ve adil bir değerlendirme süreci tasarlanmalı, öğrencilere etkili bir geri bildirim sağlanmalı ve bu geri bildirim öğrenme sürecini destekleyici olmalıdır. Öğrenci çeşitliliği, öğrencilerin farklı hazır bulunuşlara, yeteneklere, öğrenme profiline ve kültürel geçmişe sahip olduğu kabul edilmeli ve öğrenme öğretme sürecinde söz konusu bireysel farklılıklara dikkate alınarak öğretim ortamı çeşitlendirilmelidir. Öğretimin çeşitlenmesi için öğrencilerin bireysel farklılığı destekleyecek yöntem ve teknikler işe koşulmalıdır. Bir de esneklik var sonuncusu. Öğretim etkinliklerinin belirlenmesinde, materyallerin seçiminde ve öğretim sürecinde öğrenci ihtiyaçlarına göre esneklik olunması önemlidir demiştir. Evet arkadaşlar, öğrencilerin edebi eserleri daha derinlemesine anlamalarını sağlamak, dersin içeriğini günlük hayatla ilişkilendirmek burada önemlidir diyebiliriz. Öşme değerlendirme uygulamaları var. Metin tahlilinde öşme değerlendirme süreci var arkadaşlarım. Edebiyat atölyesinin öşme ve değerlendirme sürecini görüyoruz burada. Farklılaştırma var. Şimdi bunu sorabilir. Farklılaştırmaya baktığımızda Türk Dili Edebiyatı dersi kapsamında iki başlıkta ele alınıyor. Zenginleştirme ve destekleme olarak. Farklılaştırma deyince aklımıza zenginleştirme ve destekleme. Destekleme, sınıf ortamında öğrenciler için tasarlanmış bir bölümdür. Burada amaç içerik ve materyalleri sadeleştirmek yani. Öğrenme, öğretme süreci, etkinlikler öğrencilerin kavrama düzenine uygun bir şekilde düzenlenmeli ve bu yöntem öğrencilerin temel kavramları anlamaları ve temel becerileri kazanmalarını sağlamak. Zenginleştirme, sınıf ortamında öğrenciler için tasarlanmıştır. Amaç öğrencilerin daha derinlemesine düşünmeleri, karmaşık kavramları keşfetmeleri ve daha geniş bir bakış açısı geliştirmeleri zenginleştirmede. Burada materyaller ve daha karmaşık zorlayıcı olabilir. Üst düzey düşünme ön plana çıkıyor. Çünkü öğrencilerin potansiyellerinin üstünde bir düzey bekliyoruz biz burada. Metin çeşitliliğinde farklı okuma seviyelerine öğrenciler, sahip öğrenciler yani farklı okuma seviyesine sahip öğrenciler için çeşitli zorluk düzeylerinde metinler sunulmalıdır. Hem klasik olabilir hem çağdaş eserler öğrencilere sunularak farklı zevklere ve ilgi alanlarına hitap edilmelidir. İkisi de önemli. Hem klasik hem çağdaş. Etkileşimli etkinlikler, sınıftaki bireysel farklılıkları dikkate alarak tartışmalar, dram etkinlikleri, grup çalışmaları gibi etkileşimli etkinliklerle ders zenginleştirme. Görsel ve işitsel materyaller, farklı öğrenme tarzlarına uygun video, ses kayıtları, görseller gibi materyallerden faydalanmalı arkadaşlar. Öğrenme amaçları,
Farklı öğrencilerin öğrenme hedefleri farklı olabilir. Bu yüzden öğrencinin kişisel hedeflerine, ilgi alanlarına uygun ders içeriği oluşturulmalıdır. Değerlendirme yöntemleri, farklı yeteneklere sahip öğrencilerin değerlendirilmesi için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Performans görevleri, proje tabanlı öğrenme, değerlendirme ve farklı değerlendirme tekniğiyle öğrencilerin farklı yönleri değerlendirilebilir değerli arkadaşlarım. Evet, tüm sınıf düzeylerinde 4 tema ve her temada 3 ana tema kullanılacaktır demiş. Bu metinlerin ikisi okuma, biri dinleme ve izleme metnidir. Bakalım. Her temada yer alan 3 ana tema metnin kavranması, öğrencilerin dönem yapı içerik gibi açılardan metinler arası karşılaştırmalar yapabilmesi ana metinlerden faydalanacaktır. Bu bazı temalar zorunludur. Zorunlu olmayan temalarda da ara metinlerin kullanımı önemli. Mesela seçilen metinlerin milli, manevi, kültürel ve ahlaki değerlere uygun olmasına dikkat edilmeli. Bak çok önemli. Seçilen metinler öğrencinin sınıf düzeyi dikkate alınarak söz varlığı destekleyecek nitelikte kelime ve kelime gruplarını içermeli. Seçilen metinlerin sınıf düzeyine ve öğrenme çıktılarını gerçekleştirecek niteliklere sahip olması göz önünde bulundurulmalı. Seçilen metinlerde öğrencilerin bilişsel, duyusal, sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek unsurlar bulunmamalı. Metinler dil, anlatım ve içerik açısından yazıldığı dönem ve anlayışın karakteristik özelliklerini yansıtan seçkin metinlerden olmalı. Dünya edebiyatından seçilen metinler nitelikli çevirilerden olmalı. Seçilen metinler öğrencilerin üst düzey becerilerinin gelişimini destekleyecek nitelikte olmalı. Bir sınıf düzeyinde aynı sanatçıdan bir ara metin olmak koşuluyla en fazla iki metin alabilir. Bak sana da hepsi gelebilir bunlar. Bir sınıf düzeyinde aynı sanatçıdan bir ara metin olmak üzere en fazla iki tane metin alabiliyoruz. Öğrencilerin metinler arası karşılaştırma yapabilmesi için her sınıf düzeyinde farklı metin türleriyle karşılaştırması sağlanmalı. Seçilen metinler Türk Milli Eğitimi'nin genel amaçları ve temel amaçlarına uygun olmalı. Seçilen metinler öğrencinin kişisel gelişimine katkıda bulunacak ve estetik duyarlılık kazandıracak nitelikte olmalıdır demiş değerli arkadaşlarım. Evet, burada öğrenme çıktılarını görüyoruz. Dinleme, izleme, seçim yapar, anlam oluşturur. Ya bunlar artık programların şeyi gördüğünüz gibi içerikler arkadaşlar. Bunları hani içerikte kullanıyoruz. Yorumlama yapabilme falan. Çözümleme yapabilme. Yansıtma yapabilme. Okumayı öğrenme. Anlam oluşturabilme. Bunlar çok önemli değil arkadaşlar. İçerik olduğu için. Edebiyat atölyesi demiş. Konuşmayı yapabilme. İlişkiyi sürdürür. Sınıflandırma yapabilir. Bir bakalım önemli görebileceğimiz yerler var mı? Çıkabilecek tarzda şeyler var mı? Evet. Programın yapısı var arkadaşlar. Coğrafyanın doğası ünitesi demiş. Burada gördüğünüz gibi ders saati 45, alımlama 25, üretim 20 demiş. Ünitenin temanın işleneceği süreyi ifade eder. Alan becerilerini görüyoruz. Alımlama demiş. Alan becerilerinde metin tahlili, dinleme, izleme, okuma, üretim, atölyesi, yazma. Kavramsal beceriler yapılandırma demiş. Soyut fikirleri yapılandırıyor. Eğilimler var. Kuramlar arası bileşenler. Sosyal duygusal öğrenme becerileri, değerlerimiz var. İşte bunlar önemli değerlerimiz. Adalet, çalışkanlık, duyarlılık, dürüstlük, estetik ve mütevazılık. Bakın bunlar önemli. Şimdi sosyal duygusal öğrenme becerileri de önemli bu arada. Benlik becerileri, öz farkındalık ve öz düzenleme. Sosyal duygusal öğrenme becerilerinde. Yine eğilimlerde benlik eğilimleri, öz yeterlik, öz güven ve sosyal eğilimler. Bunlar önemli. Alan becerilerinde alımlama, dinleme, izleme, okuma, üretim, edebiyat atölyesi, konuşma ve yazma. Bunlar çok önemli. Ama değerlerimiz çok önemli arkadaşlar. Bakın adalet, çalışkanlık, duyarlılık, dürüstlük, estetik ve mütevazılık demiş. Bak bunlar çok önemli. Okur yazarlık becerilerine baktığımızda bilgi okur yazarlığı, görsel okur yazarlığı, kültür okur yazarlığı ve veri okur yazarlığı. Bak hepsi değişmiş gördünüz mü? Eski programda bunlar yoktu mesela. Şimdi şöyle bir yıldız atalım şuraya. Bunların hepsi çıkabilir değerli arkadaşlarım. Şöyle bir ekran görüntüsü alabilirsiniz, fotoğraf çekebilirsiniz çünkü gelebilir. Ya da not alın bunları. Şimdi özetleme, çıkarım yapma, beceriler arası ilişkilerde özetleme, çıkarım yapma, problem çözme ve bilgi toplama. Hepsi gelebilir değerli arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şu çok önemli değil ama şurası kesinlikle fotoğraf almanız gereken bir yer. Şöyle şey yapayım da şöyle sarıya boyayayım. Burası çok önemli arkadaşlar. Şimdi geçtik burayı. Öğrenme çıktıları ve bileşenleri, metin tahlili, dinleme, izleme. Burada alınlama demiş zaten. Metin tahlili alınlama olarak geçiyor. Dilin zenginliğini gözlem ve tecrübelerle aktaran metinlerde dinleme izlemeyi yönetebilme, kişisel ve deneyimleri dilin zenginliğiyle yansıtabilme, dinlediği, izlediği metinlerde anlam oluşturabilme, gözlem ve tecrübelerden edebiyat aracıyla aktarabilme demiş. İçerikte konuşmadan bahsetmiş, sanat, estetik, dil tema, öznelik demiş. Buralar çok önemli değil, yukarısı çok önemliydi. Buraları geçelim. Evet, gördüğünüz gibi
Hazırlık sınıfı Türk Dili Edebiyatı temasına baktığımızda arkadaşlar sanatın dili, sözün peşinde, okurun dünyası, sözün ebru'su, okul temelli planlama demiş. Burada yüzdelik vermiş, ders saatlerinden bahsetmiş, öğrenme sayısını vermiş değerli arkadaşlar. Temayı görüyorsunuz. Sınıf olarak bunların hepsini vermiş. Yani 12. sınıfa kadar vermiş. Forma sayıları falan buraları geçiyorum. Heh. Hazırlık var. Öğretim programında hazırlık var. Sanatın dili demiş burada. Görüyorsunuz alınmama, yapılandırma, benlik becerileri. Yine değerlerden bahsetmiş. Adalet, çalışkanlık, duyarlılık, dürüstlük, estetik, mütevazılık, saygı, sorumluluk, vatanseverlik demiş. Bunun yani verilecek değerlerden bahsetmiş. Bu metinle ilgili, hazırlıkla ilgili. Yine okur yazarlıkla ilgili bilgi okur yazarlığı, görsel, kültür okur yazarlığı, veri okur yazarlığı ve sanat okur yazarlığı demiş. Yine beceriler arasında özetleme, çıkarım yapma, problem çözme, bilgi toplama ve değerlendirme demiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıktılar da burada yazıyor zaten. Dinleme, izleme çıktıları. Bunları tek tek yine fırsatınız olursa arkadaşlar incelersiniz. Önemli gördüğüm yerlere bakıyorum tekrar. Bunlar çok önemli değil. Evet, belki öz değerlendirmeyi zaten biliyorsunuz. Kişinin kendi kendisini değerlendirmesi falan. Ama şurada köprü kurma diye bir şey var arkadaşlar. Belki bu önemli olabilir. Öğrencinin önceki öğrenmelerinde şiir, anı ve röportajla ilgili edindiği temel bilgiler bu temada öğrenecekleri içeriklerin zeminini oluşturur. Öğrencinin sanat, estetik ve ahenk hayal gücü gibi kavramlar üzerinden edebiyatın güzel sanatların bir dalı olduğunu, dilin içerik ve türe göre farklılaştığını görmeleri, şiir, anı ve röportaj türleriyle bu türlerin ait oldukları döneme ilişkin bilgileri edinmeleri ve böylece edebiyatla ilgili bir görüş ve anlayış oluşturmaları sağlanabilir. Burada söz konusu alımlama bölümündeki beceriler, şiir, anı ve röportaj türüne ait metinlerden hareketle kazandırılır. Üretim, edebiyat atölyesi bölümündeki beceriler ise öğrencilerin kendi fotoğraflarından yola çıkarak bir anı anlatmaları ve dinledikleri röportajın bağlamına uygun sorular ekleyip bu sorulara cevaplar oluşturma çalışması ile kazandırılır. Bu temada edindiği yeni bilgilerle öğrencinin gündelik yaşamda karşılaştığı olaylara, durumlara farklı açılardan bakması kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade ederken edebi metinlerin dil ve anlatım özelliklerinden yararlanması beklenir. Temada incelenen farklı türlerdeki metinlerin anlatım olanakları, içerikleri, tür ve dönemle ilgili bilgiler burada verilmiştir demiş değerli arkadaşlar. Süreç çerçevesi var. Süreç de önemli burada. Okumaya hazırlık demiş. Geçiyorum buraları. Anlam oluşturma, yapılandırma. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık buralar çok da şey. Farklılaştırma var. Zenginleştirme destekleme var burada. Zenginleştirmede öğrencilerden farklı içerikli şiirler okumaları istenmiş. Pardon. Desteklemede imge ve örtük. Evet, pardon arkadaşlar. Zenginleştirmede öğrencilerin farklı içerikli şiirler okumaları, beğendikleri şiirlerden oluşan bir seçki hazırlamaları beklenir. Burada öğrencinin kendi anısını film şeridi haline getirmesi ve şiir türünde yeniden yazması istenebilir. Destekleme öğrencilere imge ve örtük kelimelerinin daha az yer aldığı, anlamın daha açık verildiği, ahenk usullarının ön planda olduğu bir şiir verilip şiirle ilgili temel kavramların yer aldığı çalışma yaptırılmış. Burada da öğretmen yansıtmaları programa yönelik görüşmeleriniz için kare kodu vesaire yansıtın demiş. Böyle çok önemli değil. Evet, hazırlık sınıfında buna benzer bir şey arkadaşlar. Yine eğilimler aynı. Bileşenler de ayrı fark ederseniz. Biraz daha değişiyor içerik olarak. Evet, gördüğünüz gibi çok da şey değil. İçerik çerçevesi değişmiş biraz. Yine köprü kurmada gördüğünüz gibi tiyatro ilişkin ön bilgiler falan diyor. Farklı şeylere değişmiş diyemiş arkadaşlarım. Burada fark ettiğiniz gibi. Yani genel olarak baktığımızda şu ana kadar genel bilgi açısından arkadaşlar önemli gördüğüm yerleri anlattım diye düşünüyorum. Şu an tek tek hazırlık sınıfında ve şuradakiler hep zaten değişiyor şeyine göre. Vereceği içeriğe göre değişiyor. Bizim önemli olan kök bilgiler. Yani o başta anlattıklarım çok önemli. Burası artık çok detaylı bir kısma girmiş. Şöyle hızlı bir şekilde ineyim arkadaşlarım. Bakayım. Evet, gördüğüm kadarıyla hep aynı şekilde devam ediyor. Herhangi bir değişiklik göremiyorum. Herhangi farklı bir bilgi göremiyorum. İlk başta vermiş olduğu bilgiler genellikle
bizim işimizi görür diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Sınavda gelirse. Yani gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Müfredat yeni olduğu için belki şey olmuş olabilir arkadaşlar. Yani gelmeyebilir. Ama sonuç olarak biz de işimizi şansa bırakmayalım. Sonuç olarak emek veriyoruz biliyorsunuz. Bir soru bir soru. Bunları da bilelim yani. Bir video zaten çok uzatmadım. Yani bir ders videosu gibi düşünebilirsiniz bunu. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi içerik olarak verilmiş. Evet, hep aynı şeylerden bahsetmiş. Sadece şunu fark ettim. Tema olarak yani 12. sınıftaki temaya baktığımızda ya da 9'dan ya da hazırlıktan başladığımızda ders saatinden bahsetmiş, alan becerilerinden bahsetmiş, kavramsal beceriler, eğilimler, işte merak, bağımsız özellikler, empati kurma falan. Ama burada mesela değerler çok önemli. Burada verdiği değerler çok önemli. Bundan da geneline bakmamız gerekiyor. Aslında ilk baştakine baksak yeterli diye düşünüyorum. Gerileri zaten hep aynı yani. Kalıp bilgiler. Ve değişiyor tabii şey olarak da üniteye göre, derse göre, içeriğe göre değişen şeyler arkadaşlar. Evet, şu an gördüğünüz gibi sonuncu sayfaya kadar indik ve böylece bitti arkadaşlarım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydası olur. İnşallah yani gelirse yaparsınız arkadaşlar. Gelmese de en azından bir bilgi edinmiş olursunuz. Zaten önceki temaya gördüğünüz gibi benziyor. Birkaç farklılık var sadece. Öncekini de okumanızı tavsiye ederim her türlü. Zaten hocam ben okuyamam dersiniz. Benim YouTube kanalımda zaten onunla ilgili de video var arkadaşlar. Onu da izlersiniz. Bu güncel olduğu için paylaşmak isterim değerli arkadaşlar. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. İnşallah videoların faydasını görüyorsunuzdur değerli arkadaşlarım. Kanala abone olursanız, arkadaşlarınız haberdar ederseniz memnun olurum değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın diliyorum değerli arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hiçbir şey için kendi moralinizi bozmayın. Canınızı sıkmayın değerli arkadaşlar. Her şey olacağına varır. Hakkınızda her zaman için hayırlısı olsun diyorum ve mutlu çalışmalar, iyi çalışmalar diliyorum değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.